Merhabalar Cem Bey tekrardan. Merhabalar. Biz hazırız, dinliyoruz sizi. Tamam. Şimdi imalat süreciyle ilgili çok özet bir takım bilgiler aktaracağım. Bilemiyorum ekranda şu anda ne kadar görebiliyorsunuz. Görülebiliyor mu? Şu anda görünüyor. İyi şekilde net olarak görebiliyorum. Tamam. Beyza Hanım görülebiliyor değil mi? Evet, mesaj bölümünden göründüğünü söylüyor Beyza Hanım da. Peki. Şimdi kullanılan konteyner tipi ve ölçüleri başlığı altında. Bunu aslında az önceki konuşmamda anlattım. Şimdi Türkiye'de iki tip konteyner var, yük konteyneri. Biri 20 feet, biri 40 feetlikler. 20 feetlikler DC olarak geçiyor. 40 feetliklerde hem DC var hem Hi-Cube dediğimiz ürün var. Hi-Cube daha yüksek bir ürün olduğu için 2.90'dır bunun brüt yüksekliği. Dolayısıyla biz DC ürünleri kullanmayı pek tercih etmiyoruz. Çünkü DC ürünlerde ortalama yani 2.30 civarında net kat yüksekliği veriyor bize. Bu sebepten dolayı 40'lık Hi-Cube konteynerları kullanarak minimum işte 2.63 civarında bir tuvan yüksekliği elde edebiliyoruz ki bu da böyle bir yapı için kabul edilebilir bir tavan yüksekliği oluşturuyor. Şimdi burada ürünlerin küsuratlı boyutlarını görebiliyoruz. İşte 40 feet dediğimiz 12.19 santime karşılık geliyor. Genişliği, yüksekliği 2.90'a karşılık geliyor. Genişliği de dıştan dışa brüt kullanım olarak 244 santime karşılık geliyor. Şimdi biz bu Hi-Cube 40'lık konteynerları ikinci el olarak tedarik ediyoruz. Yani bu şu demek, normal şartlarda bu ürünler aslında uluslararası gemi taşımacılığı için yani transport için üretilmiş ürünler. Fakat belli bir süre sonra bu ürünler artık yük taşıma vasfını kaybederek yük taşıma vasfından düşürülüyor. Bunların tamamı pasaportlu ürünlerdir. Yani bütün dünyada gemi üzerinde seyahat edebilmelerini sağlayan şey bu ürünlerin her birinin aslında bir kimliği ve bu kimliğe bağlı olarak da pasaportlarının olmasıdır. Bu pasaportlu ürünler artık taşıma vasfını kaybettiğinde o ülkede millileştirme denilen bir işlemle o ülkenin malı haline geliyor ve artık o kimliklerini kaybediyorlar. Yani artık taşıma konteyneri olmaktan çıkarak yeni kullanım amacına uygun olarak depo veya konteyner veya bir başka amaçla kullanılabilir hale geliyorlar. Sıfır ürün almak prensip olarak ve kullanmak mümkün ama bu sıfır ürünleri ikinci el ürünlere kıyasla 3-4 kat daha pahalıya tedarik edildiği için genelde bu çok yurt dışında da tercih edilen bir yöntem değil. Örneğin Türkiye'de bugün itibariyle 40'lık bir konteynerin, Hi-Cube konteynerin ikinci el satış fiyatı $5,200 mertebesinde. Ama bunu sıfır almak isterseniz yurt dışından gelen ürün için işte $15,000-$20,000 arasında bir rakamlar ödemeniz gerekiyor. Şimdi biz bu ürünleri satın alırken dikkat etmemiz gereken bir takım kriterler var. Çünkü bunlar uzun süre yük taşıma amaçlı kullanıldığı için deforme olmaya çok müsait bir geçmişleri var. Bu sebepten dolayı ürünleri satın alırken iki tane konuya dikkat etmeye çalışıyoruz. Bir tanesi bunların ana taşıyıcı karkas sisteminin düzgün olması. Yani deforme olmuş olmaması. Çünkü biz bunu bir ev haline getireceğimiz için bu evin konstrüktif olarak düzgün olması bizim için birinci önem taşıyor. İkinci konuda olabildiğince az pas içermiş olması. Bu iki kriteri olabildiğince dikkate alıyoruz ama tabii ki sonuçta aldığımız ürün sıfır bir ürün değil. Minimum 25-30 yıl yük taşıma amaçlı olarak kullanılmış bir ürün olduğu için muhakkak bir takım deformasyonlar oluyor ve bu deformasyonlara da hem bizim hem de nihai kullanıcıların, müşterilerin
uyarılarımızla hazır olmaları gerekiyor. Şimdi tedarik sonrası konteynerları için yapılan birinci işlem temizliği ve paslarından arındırılması işlemi. Yani bu genelde bütün yüzey iki yöntem uygulanıyor. Ya kumlama yapılarak yüzey pastan arındırılabilir veya taşlama yapılarak yüzey pastan arındırılabilir. Bu arınma işleminden sonra bir koruma boyası yapılarak, antipas dediğimiz koruma boyası yapılarak ürün dışarıda böylece yeniden oluşabilecek korozyona karşı korumaya alınmış oluyor. Daha sonraki aşamada bu konteynerların projesine uygun olarak modifiye edilme işlemi başlıyor. Yani burada ne yapıyoruz? Mesela bu bir tane kırklık konteynerden oluşan bir ev aslında. Bu evi fakat iki tane 6 metreye bölmüşüz ve L şeklinde bir birleştirme işlemi yapıyoruz. Burada gördüğünüz projede. Bu projede de işte projeye uygun olarak pencere yerleri, kapı yerleri, birleştiği noktadaki geçiş alanlarının açılması, ürünün kesilmesi ve bu boşluklara kör kasaların oluşturulması işleri var. İkinci etap olarak yaptığımız işlem bu. Ondan sonraki aşamada bu konteynerimizin iç görünümü, ham haldeki iç görünümü, daha doğrusu ham hali sonrası küçük bir işlem sonraki iç görünüşü. Burada görmüş olduğunuz profil karkas sistem bizim ısı izolasyonunda ve ürünün içerisindeki nihai kaplamada karkas olarak kullanacağımız sistem. Onun haricinde ara bölmeleri de yine bu şekilde profilden bir karkas sistemle oluşturuyoruz. Örneğin şurada gazaltı tüpünün göründüğü noktada bir kapımızı göreceksiniz. Onun yanında bir tuvalet mekanı var. Orası da oluşturulmuş. Şu boyanın bulunduğu hacim aslında bir yatak odası. Şu sol tarafta görünen kısımda salon, işte karşıda bir mutfağı vesairesi var bunun olacak. Şimdi bu karkas sistem oluşturulduktan sonraki aşama altyapıların oluşturulması. Altyapıdan kastımız nedir? Elektrik ve mekanik altyapılar. Burada öncelikle bu karkas sistemin içerisinde kalacak şekilde spiral borular içerisine kablolamalarımızı yapıyoruz. Bu kablolamalar bir aydınlatmalar ve dolayısıyla anahtar priz bağlantılarını, anahtar bağlantılarını. İkincisi de beslemeler dediğimiz priz bağlantılarını içeriyor. Bu kablolama işlemini projesine uygun olarak yapıyoruz. Onun haricinde yine projesine uygun olarak ıslak hacimlerdeki altyapılarımızı oluşturuyoruz. İşte burada tuvalette bir gömme rezervuar ve o gömme rezervuarının bağlantısını görüyoruz. Dolayısıyla biz bütün altyapı sistemini bir oluşturduğumuz karkasın içerisinde kalacak şekilde gizliyoruz. Finish imalatta dolayısıyla duvarın üzerinde hep evlerimizde de olduğu gibi herhangi bir kablo, herhangi bir boru görmemeye çalışıyoruz. Bundan sonraki aşama artık izolasyon aşamasına geliyor. Burada şu resimde biraz flu bir şekilde görülmekle beraber taş şunu izolasyonu görüyoruz. Yani burada bizim ürünlerimiz çelik esaslı olduğu için bu çelik esaslı ürün tabii ki şurada biraz daha rahat göreceğiz onu. Şöyle. Bu çelik esaslı bir ürün olduğu için bizim burada iki farklı izolasyon uygulamamız gerekiyor. Bir tanesi buhar izolasyonu. Buhar izolasyonunu yapmamızın amacı dış ortam sıcaklığıyla iç ortam sıcaklığının farklı olması durumunda çelik üzerindeki oluşacak yoğuşmanın içeriye aksetmesini engellemek. Yani bir nevi nemden yapımızı kurtarmak. Dolayısıyla biz önce bir buhar dengeleyici tabakayla bütün dış cephemizi bohçalıyoruz. Ondan sonra şurada görmüş olduğunuz kahverengi renkli taş yünleriyle ısı izolasyonumuzu yapıyoruz. Isı izolasyonumuzu yaptıktan sonraki aşamada da burada gördüğünüz janjanlı malzemeyle de ki bunun adı buhar kesici. Bu buhar kesici malzemeyle de
ikinci kat buhar izolasyonu işlemimizi tamamlamış oluyoruz. Dolayısıyla şu aşamaya geldiğimizde biz binamızı içeriden hem sıva altında kalacak şekilde, yani duvarda sıva üstünde görünmeyecek şekilde kablolama işlemini yapmış oluyoruz. Tesisatlarımızı geçirmiş oluyoruz. Buhar izolasyonumuzu ve ısı izolasyonumuzu duvarlarda ve tavanlarda tamamlamış oluyoruz. Ondan sonraki aşama dış cephedeki ve içerideki diğer imalatlara geçiyor. Şimdi dış cephede tabii farklı alternatifler uygulamak mümkün. Müşteri talebine göre, projeye göre, oluşturmak isteyeceğiniz efekte göre. Buradaki uygulamada dış cepheyi komple ahşap kaplamıştık biz. Burada tabii dış cephede de ahşap kaplayabilmek için yine mevcut konteyner yapısının üzerine bir konstrüksiyon sistem oluşturmamız gerekiyor. Profillerden oluşturulan bu konstrüksiyon sistem bir sonraki aşamada bizim ahşap cephe kaplamalarını bu konstrüksiyon üzerine vidalamamızı veya bağlamamızı sağlayacak. Aşağıya indiğimizde işte bir sonraki etap olarak yine kör oluşturduğumuz, yani pencere boşluklarını açarak oluşturduğumuz boşluklara koyduğumuz pencere ve kapı doğrama profillerini görüyorsunuz. Bu fotoğrafta işte az önce görmüş olduğumuz janjanlı olarak tabir ettiğimiz buhar kesicinin üzerine uyguladığımız ahşap kaplamayı görüyoruz. Alçıpan kaplamayı görüyoruz. Bu alçıpan kaplama tabii bu proje için seçilmiş bir iç cephe kaplama malzemesi. Arzu edilirse alçıpan yerine işte ahşap kaplama da uygulanabilir veya kısmi ahşap, kısmi alçıpan olabilir. Bunların tümü dizayna, müşteri talebine, müşteri bütçesine göre şekillenen imalatlar şeklinde. Ondan sonraki aşama artık bizim normal evlerimizdeki finish malzemeler veya finish imalatlar olarak değerlendirdiğimiz veya ince imalatlar olarak değerlendirdiğimiz imalatlar kapsamına giriyor. Artık o noktadan sonra sizin yaşadığınız evlerden hiç farklı olmayan malzemelerle bütün imalatlar nihai hale getiriliyor. Yine burada mesela üç tane konteynerden üretmiş olduğumuz bir yapının salonundan bir kesit gösteriyoruz. Burada yine aynı evin cephe ahşap kaplandıktan sonraki yapısından bir takım fotoğraflar gösteriyoruz. Buraya indiğimizde yine işte aynı evimizin yatak odasından bir kesit fotoğraf görüyoruz. Mesela burada az önce söylediğim gibi yatak başı duvarı ahşap kaplanmış. Gördüğünüz gibi diğer duvarlar alçıpan üzeri boya olarak kalmış. İşte pencere kenarına ahşaptan söveler oluşturulmuş. İşte stor perdelikler konmuş. Buraya yine salonu diğer yatak odasına geçtiğimizde ebeveyn yatak odası. Burada tavanda ahşap lambrimiz var. Duvar burada çok net gözükmüyor ama burada duvar kağıdı uygulaması yapmıştık. Zeminde seramik uygulaması var. Tercihen zemin laminant parke de olabilir. Bu tümüyle bütçeye ve müşteri taleplerine bağlı. İşte buraya geldiğimizde mutfağımızı görüyoruz. İşte mutfak projenin el verdiği büyüklükte, müşteri taleplerine uygun olarak istenildiği gibi dizayn edilebilir. Burada herhangi bir mimari iç dizayndan artık konteyner evin hiçbir farkı kalmıyor. Bundan sonraki aşamaların tamamı standart evlerinizde imalat aşamasının neyse aynısının devamı olarak şekillenebilir. Bu işte tümüyle içi ahşap kaplı, tavanı ahşap kaplı bir ürünün işte mutfak dolabını gösteriyor. Buraya girdiğimizde işte banyomuzu görüyoruz. İşte bir lavabomuz var. Yine duvarlarımız seramik kaplı, zemin seramik kaplı. Devam ediyoruz. Yine aynı şekilde banyomuzun içinden bir kesit.
Bu yine başka bir uygulama. Burada biraz daha otantik bir şey çalışma yapılmış, finish çalışma yapılmış. İşte daha böyle doğal dolaplar, işte ferforje aksesuarlı mutfak dolabı, banyo dolabı ve kullanım dolabı söz konusu. Burada yine aynı şekilde banyomuzdan bir başka kesit görüyoruz. Bu yine bir başka mutfak örneği. Hızlı geçiyorum. Hani çok fazla detaya girmeyi gerektirecek durumlar olmadığını düşündüğüm için. Bu yine az önce dışını gördüğümüz konteyner evimizin içeriden salonu ve arka taraftan yatak odasını gördüğümüz bir detay. Onun haricinde dilenirse tabii içerisine böyle yardımcı üniteler ve soyunma odası dolapları, çamaşır odası dolapları vesaire gibi ek üniteler koymak mümkün. İşte burada klima montajı yapılmış, elbise dolabı yapılmış ürüne. İşte bu loft katlı bir ürün, yukarıya çıkış merdivenimiz var. Loft katta. Ahır kapı kullanılmış burada mesela. Standart çarpma kapı, mobilya kapı şeklinde değil de burada da yine ahır kapı görüyoruz. Şu sol tarafta üstteki görmüş olduğunuz kapılar lake kapıdır. Bu lake boyalı ahır kapıdır. Bu işte membran kapı olarak tarif ettiğimiz kapı grubundadır. Yine aşağıya indiğimizde burada cephe ve teras uygulamalarını görüyoruz. Yani arzu edilirse biz teras uygulamalarını veya yine üstü kapalı veranda uygulamalarını şurada gördüğünüz gibi veranda uygulamalarını da müşteriye alternatif opsiyonlar olarak sunabiliyoruz. Örneğin burada aşağısı üstü kapalı bir veranda olarak kullanılıyor. Buradan merdivenle yukarıya bir çıkışımız var. Yukarıya çıktığımızda da yukarıda bir teras, üstü açık bir teras mekanına ulaşmış oluyoruz. Bu mesela cephesi kombin olarak tasarlanmış bir konteyner ev. İşte cephelerin bir kısmı ham saç, trapez saç olarak bırakılmış. Diğer cephelerde ahşap kaplama yapılmış. Bu yine L şeklinde oluşturulmuş bir konteyner evin kısmi cephe kaplamalı hali. Yani hem natürel olarak bırakılmış bazı cepheler, bazı cephelerde de ahşap kaplama yapmışız. Burada işte yine dikey döşeme örneği var. Yani genelde yatay döşeme talep edilir. Burada dikey ahşapları dikey olarak döşemişiz. Bu termobut dediğimiz yeni ve yüksek teknolojiyle üretilen dış ortam şartlarına dayanıklı bir ağaç grubu var. Finlandiya'dan ithal olarak gelen bir ağaç grubu bu. Bunları son dönemde fiyat farkı olduğu halde müşterilerimiz çokça tercih ediyorlar. İşte bunun da sebebi ağacın yaşayan bir aslında organizma olması. Zaman içerisinde korunma yeterince yapılmazsa sıcak, soğuk, yağmur, kış şartları, rüzgar gibi unsurlarla çalışması, işte büzüşmesi, genleşmesi, çatlaması, özellikle çamda reçine kusması gibi bir takım dezavantajlar var. Bu dezavantajları gidermek amacıyla geliştirilen bir teknoloji bu Ternavut teknolojisi. Burada ağaçlar 270 derecelik özel fırınlarda ısıl işleme tabi tutuluyorlar. Bir nevi ağaçlar öldürülüyor aslında. Yakılıyor bir nevi ve bu işlem sırasında ağaç artık içerisindeki nemliliği %3-4 mertebesine kadar düşürüyor. Bu sebepten dolayı da artık nemli olmaktan çıkan yani içerisindeki öz suyu kaybeden bu ağaç çalışma, işleme, dış ortam şartlarından etkilenme riskini üzerinden atmış oluyor. Yine burada yine finish detaylara bakıyoruz. İşte vitrifiyeler, banyo bataryaları, anahtarlar, prizler, duş kabinler bunların tamamı bizim taahhütümüz altında müşteriye bitmiş vaziyette teslim ediliyor. Bizim bütün imalat mantığımız şu şekilde gelişiyor. Biz ürünleri burada bu gördüğünüz
seviyeye getirecek şekilde kendi fabrikamızda üretiyoruz. Bu üretilen ürünler birden fazla modülden de oluşabiliyor, tek modülden de oluşabiliyor. Birden fazla modülden oluşan ürünleri aslında biz burada modülleri birleştirerek kuruyoruz ve bitiriyoruz. Bitirdikten sonra bu modülleri birbirinden ayırıyoruz. Ve diyelim ki 3 modüllü bir ürünse 3 modül ek noktalarından ayrılıyor. Ve 3 ayrı modül halinde tırla kullanılacağı yere sevkiyatı yapılıyor bunun. O sevkiyat aşamasında hani modül tamamıyla bitmiş halde yerine gönderiliyor. Yerine gittikten sonra sadece modüllerin birbirleriyle birleştirme işlemi yapılıyor. Yani o ek yerlerindeki detaylar çözülüyor. Burada da ürünlerimiz için geliştirdiğimiz prekast temel sistemini görüyorsunuz. Yani şu üstte sağdaki resimde gördüğünüz gibi aslında bir beton kütle temel de bir çözüm olabiliyor. Fakat arzu edilirse burada gördüğünüz şekilde prekast temel sistemi de uygulayabiliyoruz. Bunlar tümüyle taşıyıcı beton kütleler şeklinde. Bunun üzerine bir konstrüksiyon sistem yapıyoruz. Bunlar prekast temellerimiz bizim ayarlıdır. Dolayısıyla çok sıfır hata ile düzeltilmemiş zeminlerde belli hata paylarını telöre edecek şekilde ayarlayabiliyoruz prekast temellerimizi. Bu prekast temelin üzerine de yapımızı oturtuyoruz. Yapımızı oturduğunda altında kalan boşlukları şu üst sağdaki resimde gördüğünüz gibi isterseniz ahşapla da kapayabiliyorsunuz. İsterseniz şu andaki üst sağ resimde göründüğü gibi açık da bırakabiliyorsunuz. O tümüyle müşteri tercihi ve bütçesiyle şekilleniyor. Onun haricinde burada işte bir üst teras görüyoruz. Yani bunun altı veranda, merdivenle yukarıya çıkıldıktan sonra üstü teras olarak kullanılabiliyor. Yine sağdaki resimde güneş enerjisi panel sistemlerini görüyorsunuz. Hani elektrik enerjisinin olmadığı lokasyonlarda arzu edilirse müşterilere opsiyonel olarak güneş enerjisinden aydınlatma olanağını da sunuyoruz. Buraya geldiğimizde burada yeraltı ısıtma sistemi var. Zeminden ısıtma sistemini görüyorsunuz. Bunun borulamalarını yapıyoruz. Kolektörlerini oluşturuyoruz. Sadece bir suyu ısıtacak kaynak tedariği gerekiyor. Bu kaynak tedariği de farklı alternatiflerle mümkün. İşte doğalgaz kombisi konulabilir veya ısı pompası dediğimiz sadece elektrikle suyu ısıtan sistemler var. Onlar kullanılabilir. Bu yine lokasyondaki altyapı olanaklarına göre şekillenecek detaylar niteliğinde. Yine içeride arzu edilirse soba kurulabiliyor. O sobanın kurulmasına dönük altyapıyı da biz oluşturuyoruz. Burada sağdaki resimde işte baca çıkışını görüyorsunuz. Soldaki resimde sobanın konumlanmasını görüyorsunuz. Aslında bu bir kuzine. Hani soba demeyelim, kuzine diyelim. Hani çok özet itibarıyla hızlıca üstünden geçersek imalat prosesi bu şekilde. Prosesi ikiye ayırırsak bir tanesi konteynerlara özgü altyapı. İkincisi ise artık konteyner olmaktan çıkan bir yapı için standart evlerde de karşılaşacağımız finish imalat dediğimiz detaylardan oluşuyor. Şimdi konuyu bağlarken değinmek istediğim aslında bir konu da şu. Şimdi şu anda Türkiye için açıkçası bu konteyner ev kavramı veya minimal hayat kavramı henüz başlangıç aşamasında. Bu sebepten dolayı bu işle profesyonel olarak ilgilenmiş insan sayısı çok az. Yani gerek mimar olarak gerek mühendis olarak yani deneyimli mimarlardan, mühendislerden de yeni mezunlardan da çok fazla talep olmadığını ben görüyorum. Fakat işte buna rağmen işte bir takım deneyimli mimarların çalıştığı bazı
Konteyner ev projeleri bize geliyor müşterilerimiz tarafından. Orada bizim gördüğümüz ana problem şu. Konteyner ev tasarlamak tabii biraz daha farklı bir konu. Yani standart ev tasarlamaktan biraz daha farklı. Dolayısıyla ev tasarlamaya fikren ve tecrübe olarak alışmış mimarların konteyner ev tasarladıkları durumda uygulamadan çok uzak bazı projelerle karşılaşıyoruz. Bu hani konteyner evin üretim tekniğini bilmemekten kaynaklı bir durum. Dolayısıyla konteyner evlerin nasıl tasarlanacağını iyi bilmek bu açıdan önem taşıyor. Doğru projeler üretmek için. Ve Türkiye'de bu sektör her geçen gün çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Fakat ne yazık ki sektörde çok fazla bu işin eğitimini almış arkadaşımız bulunmuyor. Genelde bu işler alaylı olarak yürüyor. İşte hasbelkader şantiye konteynerları yapmış ve yapmaya devam eden bazı firmaların bu işte de para var düşüncesiyle bir geçiş sağlayarak konteyner ev üretmeye yöneldiklerini görüyoruz. Tabii bu işin gereğinden ve tekniğinden ama ekonomik maliyet sebepleriyle ama da bilgisizlikten kaynaklı çok yanlış ürünlerin üretilmesine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla ben hani mimar adayı olarak sizlere naçizane tavsiyem bu konuya ilgi göstermenizdir. Bu konuya ilgi göstermeniz bir sektörün doğru gelişmesi açısından Türkiye'ye bir fayda sağlar. İkincisi de size bir fayda sağlar. Çünkü gerçekten şu anda baktığımız zaman benim gördüğüm ihtiyacın çok fazla üzerinde mimar ve mühendis olduğu yönünde. Bu mühendisler her aşamada var. Yani inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, mimar. İhtiyacın o kadar çok üzerinde teknik eleman var ki bu teknik elemanlar ya iş bulmakta zorlanıyorlar ya da buldukları işlerde çok düşük ücretlere razı gelerek çalışmak durumunda kalıyorlar. Fakat kendinizi özellikle okul hayatınız süresince bu işe ciddi emek, zaman ve ilgi vererek geliştirirseniz, işte stajlarınızda bunlara dönük bir takım çalışmalar, çalışma yapma olanakları kendinize sağlarsanız ve bir altyapı olarak da özellikle tasarım anlamında bilgisayarla olan haşır neşirliğinizi yüksek tutup o konuda hem AutoCAD'in kullanımı hem 3D Max ve benzeri modelleme programlarının kullanımı konusunda kendinizi geliştirirseniz okulunuz bittiğinde kendinize piyasa şartlarına göre hem daha kolay iş bulabileceğiniz hem de daha yüksek maaşlarla işe başlayabileceğiniz bir altyapıyı kazandırmış olacağınızı düşünüyorum. Ve bu talep Türkiye'de her geçen gün artacak. Bunu iyi bilin. Bu sadece size bir herhangi bir yerde daha iyi olanaklarla ve daha çabuk iş bulma şansını yaratmanın ötesinde yatırımcı bir ruha sahipseniz kendi işinizi kurma, kendi işinizi kurduktan sonra da doğru ürünler üretme gibi ayrıca başka alternatif artılar da size katacaktır. Dolayısıyla zamanınızı boşa geçirmeyin derim. Boşa geçen her zaman okulu bittikten sonra size yolcu elektrik olarak geri dönecek ve bu boşa geçirdiğiniz bütün zamanı okulu bitirdikten sonra tekrar harcamak zorunda kalacaksınız. Şu anda hazır zamanınız daha fazlayken bence hem okulunuzu ve derslerinizi takip edin hem sosyal hayattan tabii ki geri durmayın. Arkadaşlıktan, okumaktan, kendinizi sosyal anlamda geliştirmekten de geri durmayın. Ama bir taraftan da gelecekteki iş hayatınıza hazırlık anlamında muhakkak bir donanım sahibi olun. İlla konteyner ev yapın demiyorum. Başka bir şeye ilginiz vardır. Tabii ki ona yönlenin. Ama bir şeyi yapmak isteyin. Bir şeyi yapmaktan keyif alacağınıza kendinizi inandırın ve onu yapmaya başlayın. Zaten keyif aldığınız bir işi yaptığınız sürece hem başarılı olacaksınızdır, hem para kazanacaksınızdır, hem de
dolaylı olarak mutlu olacaksınızdır. Buna inanıyorum. Bu arada az bir süremiz kaldı galiba. Ne kadar kaldı Özgür Hanım? Yaklaşık 7 dakika kadar bir süremiz var. Evet, yani bir 20 dakikada vaktimiz var. Hani bu arada soru varsa sorularınızı alabilirim. Eğer 7 dakika yetişmezse bir 15 dakikalık ilave bir oturum açabiliriz. Orada da devam edebiliriz. Sorularınız varsa alabiliriz arkadaşlar. Merhabalar. Geliyor mu sesim? Evet. Evet. Alo. Evet, duyuyoruz sizi. Merhabalar. Bir soru soracaktım size. Tabii. 12 metrelik konteyneri 6-6-2'ye bölmüştünüz bir örnekte. Evet. O ikiye böldüğümüzde onun üzerine bir konteyner daha koyarsak o hani tam iskelet sistemini biraz bozduğum için dayanıklılığı azaltıyor mu? Hiç öyle bir iş yaptınız mı? Şimdi kestiğimiz noktada zaten geçiş haricinde kalan kısımda ayrıca konstrüksiyonlu güçlendirme yapıyoruz. Yani biz konteyneri ikiye böldüğümüz zaman ortadan oradaki boş kısım nerede birleşirse bile birleşsin. O boş kalan noktada eğer fiziki olarak bir geçiş sağlamak gerekiyorsa o geçişi veriyoruz. O geçişi verdikten sonraki kısımda ayrıca profille yeniden güçlendirme yapıyoruz. Dolayısıyla yapının kesimden kaynaklı konstrüktif yapısındaki statik bozulmayı ilave olarak yaptığımız bu konstrüktif güçlendirme ile tekrar geri almış oluyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Mesela burada soru düşünen arkadaşlar. Bir soru daha sorayım o zaman. Tamam. Bu konteyner konutlar hakkında kendimizi geliştirmek için kaynakları nereden bulabiliriz? Şimdi Türkçe kaynak yok bu konuda. Burada hani bence internette çok fazla görsel doküman plan var. Hani konteyner ev yazdığınız zaman işte shipping container house yazdığınız zaman karşınıza çok fazla sayfa çıkacak. Çok fazla doküman çıkacak. Bunların bir kısmı fotoğraf şeklindedir. Bir kısmı proje şeklindedir. Yani yurt dışı üreticilerde şeyler de var. Proje satan firmalar dahi var. Yani bedel karşılığı sitelerinden proje dahi satanları görüyoruz. Ama başlangıç olarak bence bol bol fotoğraf izleyin, görün. Videolar var, montaj videoları var, imalat videoları var YouTube'da. Bunları izleyebilirsiniz. Bizim YouTube kanalımızda da benzer videolar var. Onlara bakabilirsiniz. İşte birçok Instagram sayfası var. Özellikle yurt dışında bu işleri yapan, Türkiye'de yapanların da var sayfaları. Bizim de var. Onları takip edebilirsiniz. Bol bol proje de izleyebilirsiniz, görebilirsiniz. Mesela bizim Instagram'da da web sayfamızda da bütün standart ürünlerimizin projelerine rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Hani bunlar ücretsizdir. Daha detay bilgi talep ediyorsanız
bizimle irtibata geçebilirsiniz. Hani spesifik başka detay bilgiler de size biz verebiliriz. Ama burada önemli olan yani çok hap bilgiler bir noktada bir lokasyonda özellikle Türkiye için bulmanız çok kolay olmayabilir. Ama ilginiz var olduğu sürece kendinizi parça parça birçok noktadan besleyebilirsiniz. Eksiklerinizi giderebilirsiniz. Zaman içerisinde kendiniz bir takım tasarımlar yapabilirsiniz. Hani bir şeyler tasarlayabilirsiniz. O tasarladıklarınızı bize gönderin isterseniz biz onun üstünden çok kısaca zaman ayırabilirsek bakıp hani yorumlarımızı yaparız. Sizin gelişmenize katkısı olur. Hani yani tabii bizim lokasyon olarak Çatalca'dayız. İstanbul Çatalca'dayız üretimimiz. Hani yaz aylarında talebiniz olursa staj yapma şansınız olabilir. Bizdeki taleplerin durumuna bağlı olarak. Önerebileceklerim bunlar. Bir soru daha sorabilir miyim size? Tabii. Diğer arkadaşlar uyudu galiba. Sınıf olarak şu an dinliyoruz sizi de yine ben onlar adına da soruyorum. Tamam. Bu konteynerleri toprak altına gömme hani bir bodrum şeklinde yaptığımızda bu su nem ya da toprak konteynerlerin düş yüzeyine ne kadar zarar verir acaba? Bu yük konteynerlerini... Lafınızı bölüyorum ama bir dakikadan az bir süre kaldı. İsterseniz bu sorunun cevabını bir sonraki oturum açalım. Orada olur, cevap olur. Tamam. Tamam.